Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizin en sevdiğiniz kategori olan büyüyen şirketlerden bahsedeceğiz. 1 Ekim listesi yayınlanmış durumda. Dün Midas'ın sayfasında. Ben de böyle bir liste olduğundan aslında yeni haberdar oldum ki sürekli de inceliyorum. Bu liste hoşuma gitti. Biliyorum birçok arkadaşım böyle büyüyen şirketleri merak ediyor. Ben de vakit oldukça bu kanalda anlatmaya çalışıyorum. Temeliniz videolarında, tematik borsa ve hisse yorumlarında, özellikle yurt dışı hisse analizlerinde de her türlü kategoride şirketleri anlatmaya çalışıyorum. Ama daha çok büyüyen şirketleri anlatmaya çalışıyorum sizlere. Burada ise Midas kendi bir liste hazırlamış ve bu listeyi belli kriterlere göre hazırlamış. Ve her ay arkadaşlar girenler çıkanlarla yaklaşık 15 tanelik bir aslında bir liste var. Şimdi bu videoda aslında bu listeyi biraz üzerinden gideceğiz. Listenin performansına bakacağız. Ama ilk video olduğu için bu liste üzerinde, yani liste nasıl oluşturulmuş, mantıklı mı, mantıksız mı, nasıl bir performans göstermiş son birkaç ayda, böyle bir hani bu listeden bir portföy oluştursaydınız ne kazanırdınız? Biraz aslında performansını ölçelim dedim. İlerleyen aylarda da örneğin Kasım listesi, Aralık listesi geldiğinde giren çıkan şirketlere bakarız, değerlendiririz. Biraz da şirketlerin aslında değerlendirmesini yapmış oluruz. Öncelikle bu liste tabii ki her ay yayınlanıyormuş. Biz de bundan sonra her ay takip ederiz. Güncel listede Ekim listesinde yine 15 tane şirket var. 3 tane de çıkan şirketler olmuş. Eylül listesinde listemizde 20 hisse şöyleydi yazmışlar arkadaşlar. Bu üzeri aslında çizili olanları çıkartmışlar. Şimdi şöyle geldiğimizde aslında en sondan başlayalım. Liste nasıl hazırlandı? Büyüyen hisse nedir? Hep ne diyoruz? Mesela bu içeriğin başında da şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bir sekoya ağacının büyümesini izlemek gibi yazılmış. Sekoya ağacı duymuşsunuzdur. Böyle sonu olmayan çok büyük, Eyfel Kulesi büyüklüğünde ağaç boyu olan sekoya ağaçları, böyle sürekli büyüyen aslında bir ağaçtır. Biraz buna metafor edilmiş. Büyüyen şirketler de, bebek şirketler dediğimiz aslında şirketler de bu kategorileri sürekli yeni iş alanlarına girerler. Sürekli şapkadan tavşan çıkartırlar ki bunu bence Borsa İstanbul yatırımcısı BİST tarafında görüyor. Büyüyen sektörlere yatırım yapan arkadaşlarım, şirketler ilk başladıklarında o sektörün sadece belli spesifik niş bir alanında iş yaparken, daha sonra bu kutularını büyütmeye çalışıyorlar. Yeni mavi okyanuslara yol almaya çalışıyorlar. Yeni pazarlar yaratmaya çalışıyorlar. Ya da hali hazırda bir pazar olan, yeni bir pazar olacak ürün aslında sektörlere girmeye çalışıyorlar. Yani büyüyen şirketler Amerika'da da olsa da, Türkiye'de de olsa da, nerede olursa olsun aslında benzer profilde ilerliyorlar. Siz o şirketi seçerseniz, doğru bir sepet oluşturursanız gerçekten yönetimler, oradaki ekipler zaten şirketin büyümesi için her şeyi yapıyor. Sizin tek ihtiyacınız olan arkadaşlar sabır. Çünkü şirketler hani çok kolay büyümüyor. Yani hızlı olmuyor bu süreç. Siz böyle her gün hisse fiyatı belki takip ediyorsunuz, her şey hemen yükselsin diyorsunuz ama şirketin yatırım yapması, o yatırımın geri dönüşün yeni alanlara girmesi, bunların fizibilitesini yapması, toplantılarda karar çıkması, bunlar haftalar ve aylar sürüyor. O yüzden de sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi dönelim listeye. Liste nasıl hazırlanmış? Bir yurt dışı listesi bu arada arkadaşlar. Videolarda genellikle hatırlatıyorum. Bu videonun da sponsoru Midas. Kayıt linkini ben açıklama kısmında paylaşıyorum. Yine videonun ilk yorum kısmında da paylaşıyorum. Buralardan Midas uygulamasını indirip bu yurt dışı hisseleri ucuz biçimde alabilirsiniz. Birçok soruya Midas'la ilgili de cevap verdim geçmiş videolarda. Özellikle YouTube kanalımıza girip yurt dışı hisse analizleri videosunda TÜMİN Oynak dediğinizde birçok soruya cevap verdim. Birçok riski ve birçok fırsatı da anlattım. Buralara bakmanız faydalı olacaktır. Şimdi listenin nasıl hazırlandığına bakarsak, birinci tabii ki şeyimiz Nasdaq'ta borsa, Nasdaq'ta işlem görmesi, bu endekste işlem görmesi birinci şartımız. 1 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahip olması. Çünkü çok aşağıda olduğunda gerçekten böyle ölü şirketler oluyor. Yani hiçbir finansal para kazanmayan, hiçbir değer üretmeyen ama halka arz olmuş şirketler var.
Amerika ve Türkiye'de buna çok dikkat etmeniz lazım. Amerika'da bir yıllık bir şirket bile halka arz olabiliyor arkadaşlar. Sadece fikirle, ortada ürün yok, ben bunu satacağım diyor. Yani fon toplamak için resmen halka arz oluyor. Buna çok çok dikkat etmeniz lazım. Son 3 sene içerisinde istisnasız biçimde favörünü büyütmüş olması lazım. Yani faaliyet karını büyütmüş olması önemli konulardan bir tanesi ki bir şirket cirosu artabilir ama faaliyet üretemiyorsa, yani faaliyet karını arttıramıyorsa demek ki yani operasyonel süreçlerini çok iyi yönetemiyor. Operasyonel verimliliği düşük yorumunu yaparız biliyorsunuz. 1-3-5 senelik gelir ve faaliyet kârı büyümesinin sırasıyla en az 10-15 olması. Şimdi böyle baktığınızda biz enflasyonu %50 olan, %50-60'larda olan bir ülkeyiz ama Amerika'da arkadaşlar %5 civarında sabitlenmeye çalışılıyor. %8, 5, 8 normalde Amerika'nın ideal enflasyonu seneler önce 2-3 civarındaydı. Dolayısıyla dolar bazında %10-15 forward büyümesi gayet iyi bir orandır. Hani bizdeki %150, %200 gibi düşünebilirsiniz. Enflasyon üzerinde aslında ölçeklediğinizde bu da önemli bir kriter. Bir sonraki sene gelir ve hisse başına kar büyümesinin en az %10 olması. Yani şirketin karlarını, net karını büyütüyor olması lazım. Ciro büyür, FOBÖK büyür ama net kar büyümezse bu da olmuyor. 5 yıllık hisse getirilerinin S&P 500 üzerinde olması. Yani günün sonunda performansın da yüksek olması lazım. Bazı şirketler vardır. Her şey iyi gider ama bir bakıyorsunuz hisse performansına yansımıyor. Bunun da üzerinde olmasını aslında istiyorlar ve bu kriterlere uyan şirketleri listeliyorlar. Daha sonra da buradaki finansal verilere bakıyorlar. Satış gelirlerindeki büyüme yüzdeleri, faaliyet karındaki büyüme yüzdeleri, net kar marjları, bir sene sonraki hisse başı kar büyümesi, yatırılan sermayenin geri getirisi ve öz sermaye karlılığı gibi oranlara bakıyorlar. Yani liste aslında son derece mantıklı, makul biçimde hazırlanmış. Şimdi listedeki Eylül listesindeki şirketlere bakalım, çıkan ve girenlere bakalım. Son olarak da performanslarına bakıp bu hani serinin video serisinin ilk videosunu tamamlamış olalım. Birinci şirketimiz Este, Earthstone Enerji'ymiş. Bir enerji şirketi çıkartılmış Eylül listesinde. Sebebine gelecek olursak %10-15 kriterlerindeki bir tanesinde arkadaşlar düşük kalmış. Dolayısıyla 13 kriterin hala 12'sini sağlıyor. Ama bir tane sebebiyle çıkmış durumda. Fortinet var. Fortinet'i hatırlarsanız sizlerle yine yurt dışı izleyen izleri kısmında paylaşmıştım. Bu sektördeki en iyi şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Fortinet, CrowdStrike bunları paylaştım. Geçmiş videolardan hatırlarsınız. Xper varmış. Otomotiv parçaları üretimi yapan. Bunu ile bakacağız performansına. Super Micro Computers arkadaşlar. SMCI. Bu şirketi de hatırlarsanız bebek şirket olarak yine yurt dışı analizlerinde paylaşmıştım. Bence bu seneye damgasını vuran şirketlerden bir tanesi oldu. Çip alanında bebek şirketleri anlattığım videolarda anlatmıştım. İnanılmaz bir performansı var. Bu şirketi listeden çıkartmışlar. 13 kriterin 12'sini hala sağlıyor. Şöyle geldiğimizde burada da ama 14,5 ile %15'in altında kalmış. Yani çok talihsiz bir aslında çıkma olmuş ama sonuçta belli kriterleri koyuyorsunuz. Bu kriterlerin altına kalanları elediğiniz için elenmiş. Ama ben inanıyorum ki Süper Mikro bir sonraki dönem tekrar bu listeye dahil olacaktır. Çünkü çok hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesi. Çok büyük bir alanda. Dolayısıyla SMCI dördüncü şirket. Elf var. Elf Beauty diye geçiyor. Perion Network var. Reklamcılık dijital içerik alanında. Paylocity var. Medpace var, Paycom var, Axelistek var, yine yarı iletken çip ekipmanları işinde arkadaşlar. Lululemon var, Rexford Industries var, SolarEdge var, Wingstop var, bir de Floren Decor varmış, o da çıkmış durumda. Floren Decor'da da bir yıllık faaliyet kârının %6,5 ve bir yıllık satış büyümesinin %6,6 olması sebebiyle 13 kriterin 11'i sağlanmış, ikisini sağlanmadığı için bu iki şirket çıkmış. Listeye giren iki şirketlerde ise bir biyoteknoloji, bir de bilgisayar ekipmanı şirketi var. Sanıyorum sürekli büyüyen şirketleri Midas uygulamasında da bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Haftalık değişimlerine bakabiliyorsunuz. Dolayısıyla anlattığım şirketlerin aslında uygulamada kendisini görebiliyorsunuz. Şimdi ben buradaki çıkanlar, girenler yani 15 artı 3 tane çıkan, yeni giren 2 taneyi de performans olarak bir listeye koydum. Bir performanslarına baktığımızda son bir aylık performanslarda
Birçoğunun arkadaşlar eksi olduğunu göreceksiniz. Neden? Çünkü endeks düşüyor. Yani bir aydır Nasdaq düşüyor, S&P düşüyor. Kısa dönemli bir düşüş dönemi içerisinde son derece normal bu performansın olması. 3 aylık performanslara baktığımızda, 3 aylık performanslara baktığımızda en kötü SolarEdge olmuş. Çok ciddi bir değer kaybı yaşamışlar. %53. Fortinet %22 değer kaybetmiş. ST %29 kazanmış. SAMC, Super Micro %11 değer kazanmış. Yani 3 aylık ortalamalara baktığımızda da durum pek parlak gözükmüyor ama zaten 1,5 aydır, 2 aydır herhalde endeksin kendisi sallanıyor. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Büyüyen şirketler, hep de tekrarlıyorum bunu, endeks büyüdüğünde daha hızlı büyürler. Ama endeks düşe geçtiğinde, satış olduğunda arkadaşlar çok daha sert düşe geçerler. Şimdi 6 aylık performansa bakalım. O Nasdaq'ın özellikle sene başından beri büyüdüğü dönemlere biraz daha yaklaştığımızda performanslar bu sefer bir tık daha yukarıya doğru kaydı. İşte o bizim bebek şirketimiz Super Micro Device arkadaşlar %146 büyümüş. Dolar bazında %146. Hani TL bazında düşündüğünüzde zaten sene başından beri %50 arttı. Bazen bu rakamları dolar olarak paylaştığımda TL olarak karşılığının tam olarak anlaşılmadığını görüyorum yorumlardan. Dolayısıyla şu performansa baktığımızda olumlu tarafta herhalde ortalamada %20-25 civarında bir genel ortalamasını alsak, yani eşit bir sepet yapsak, hepsini örneğin 100 dolarlık, 200 dolarlık bir sepet yapsak %25-30 dolar civarında herhalde kârda oluruz diye düşünüyorum. Bir tık daha ağırlıklı ortalama yapsak çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani ince eleyip sık dokusak. Bu seneki performanslarına baktığımızda olay daha da pozitife kayıyor. Özellikle Super Micro'nun getirisi %234'lere varılıyor. ACLS vardı. Bu hangisiydi? Axelistek. Yine yarı iletken. Yani bakın sektör büyüyor. Yani Super Micro da aslında sunucu veri merkezi ama aslında onlar da çip işinde arkadaşlar. Biliyorsunuz üretim yapıyorlar. Yani sektör büyüyünce sektörün üretkenliği, sektörün gelirleri artıyor. Yani doğru sektörü bulmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Buradaki genel ortalamaya baktığımızda herhalde dolar bazında %50 civarına çıkmışızdır diye düşünüyorum bu sene. Yani bu liste üzerinden bir sepet yapılsa, genel hani hepsine eşit ağırlıklı bir ortalama yapılsa, endeks arttığında endeksten daha fazla kazanmış oluyorsunuz. Bu listedekilere bakarak bir tık daha bir ağırlıklı bir sepet yaparsak, yani daha iyi olanlara daha yüksek yüzde yaparsak herhalde daha da yüksek kazanırız diye düşünüyorum ama endeksin düştüğü dönemlerde de bu tarz şirketlerde olmak can alıcı olabiliyor. Yani dikkatli olmak lazım, bu anlamda söylüyorum. Özellikle yurt dışına yatırım yapanlardan rica ediyorum arkadaşlar, yurt dışı hisse analizleri kısmında yurt dışındaki riskin farkında olun şeklinde videolarım var. Bunu da lütfen izleyin. Yani sıfırdan yurt dışına yatırım yapmak, özellikle piyasaları anlamak çok çok önemli. Bu risklerin farkında olmak çok çok önemli. Bu videoda, bu serinin ilk videosu olsun. Böyle bir listeden benim de yarın yaparım oldu. Hoşuma gitti. Önümüzdeki aylarda hem değişimi takip etmiş olalım Kasım ayında, Aralık ayında, hem de bu şirketleri bir tık daha tanımaya çalışalım. Ben de en azından o dönemde tanımaya çalışayım. Ve önümüzdeki ayların videosunda biraz daha şirketlerin de detayına girer, ne iş yaptığına bakarız arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. İlerleyen videolarda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.